Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, ihbar hattı kurdu, yolsuzluk ve israf ağını çökertti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, geçmiş dönemle ilgili 364 suç duyurusunda bulunduk. Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından önce 3 dönem AKP'den milletvekilli seçilmişti. 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinden istifa etti ve yeniden Refah Partisinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu ve AKP'li rakibine %7 oy fark atıp seçimi kazandı. Değiştiremeyeceğini gördüğü bazı uygulamalar nedeniyle yeniden Refah Partisinden istifa etti. Seçmenlerine sordu, herhangi bir partiye katılmaması önerisi ağır basınca onların söylediğini yerine getirdi. O şimdi bağımsız Harcamalar cepten. Gülpınar, beş dil biliyor. Şanlıurfa'ya davet edilen büyükelçilerin çoğunluğuyla onların dilinden konuşuyor. Milletvekilliği döneminde de, belediye başkanlığında da devletten aldığı maaşı öğrencilerin eğitimi için harcıyor. Özel kalemindeki bütün harcamaları kendi karşılıyor. Hayırseverliğiyle tanınan Gülpınar, devletin, milletin parasının çalınmasına, paranın amaç dışı kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor ve bunu yapanlardan da hesabını yargı önünde soruyor. Görevi devraldıktan sonra başta belediye binaları olmak üzere kentin değişik yerlerine, torpil, yolsuzluk, rüşvet ve israf yok, israf ve yolsuzluk WhatsApp ihbar hattı 0533 947 6363 afişleri astırıp telefon numarası yazıldı. Gelen ihbarlar değerlendirildiği gibi, teftiş kurulu da geçmiş döneme ait iş ve işlemleri inceledi. 7 ayda, eski yönetimle ilgili yolsuzluk iddialarını içeren tam 364 dosya hakkında suç duyurusunda bulundu. Borçları kapatıyor. Gülpınar, Şanlıurfa'da israfı, yolsuzluğu, önlemeye çalışıyor, kentimize Göbekli Tepe ile birlikte yeni bir vizyon katmak istiyoruz, diyor. Gülpınar, 11.5 milyar borçla aldıkları belediyenin 1 milyar liralık borcunu ödediklerini belirtiyor. Harran'ın 300 yıllık kümbet evleri mutlaka görülmeye değer eserler. Sadece 150 adet kalan evleri, Reşat ve kardeşi Ahmet Özyavuz ayakta tutmaya çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o evleri ziyaret etti ve buraların tanıtımına büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi. İşte Kasım Gülpınar da, tam bunları yapıyor. Hangi dosyalar? Gastronomi merkezi kurulmuş ancak mutfak yapımı unutulmuş. Başta dışarıdan yemek getirtilmiş. Çark dönmeyince kapatılmış ve seçim döneminde ancak faal hale getirilebilmiş. İl dışı programlara ilgisiz personel gönderilmiş. Sayı sınırı çok aşılmış, bütün giderleri belediye ödemiş. Programlar için alınan yüklü miktardaki ürünlerin bir bölümü kullanıldıktan sonra kalanı kayıplara karışmış. Belediyeye ait takipli araçların çipleri çıkarılarak şahsi işler ve gezilerde kullanılmış. Sosyal yardıma muhtaç olmayan, menkul ve gayrimenkul sahiplerine her türlü yardım yapılmış. Deprem için ulusal gelen yardımlar dağıtılmayarak seçim döneminde UNICEF logosuyla dağıtılmış. Proje bazlı çıkarılan hibe ve desteklerin akıbeti belirsiz. Sosyal medyada beğeni vesaire yapmayan personele baskı uygulanmış. Rakiplerin mitingine katılan personel görevden alınmış ya da yeri değiştirilmiş. Belediye ile ilişkisi olmayan şahıslara seçim çalışmalarında araç ve sınırsız yakıt tahsisi yapılmış. 120 milyonluk un vurgunu ortaya çıktı. Belediye ihaleleri aynı isimler adına, farklı isimlerle kurulan şirketlere verilmiş. Sadece sosyal tesisleri işleten Belcher şirketine 2021 ila 2023 döneminde 100 milyon 571 bin lira hayali harcama ve gider yapılmış. Bununla ilgili hiçbir teslim tesellüm tutanağı yok. Sadece müdür ve yardımcılarının imzasıyla yetinilmiş. Paralar, soy isimleri aynı olan şirket sahiplerine aktarılmış. Gastronomi merkezi faal olmamasına rağmen 25 milyon liralık et alınmış. Adı yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Belcher şirketinde 120 milyon liralık un vurgunu da müfettişler tarafından ortaya çıkarıldı. Türkiye'deki ilk belediye halk lokantası da Şanlıurfa'da açılmış. Ücretsiz çorba ve 4 çeşit yemek 40 lira karşılığında sunuluyor. Yüzlerce personele tahsis edilen makam araçları olması gerektiği sayıya çekilerek ciddi bir tasarruf sağlanmış. Kasım Gülpınar'a büyük bir güven var. Başkanın devlet malına sahip çıkan tutumu ve uygulamaları hayli destek görüyor. Gülpınar, belediye ihbar hattına ulaşan yolsuzluk, israf iddialarını da tek tek inceliyor ve konuların üzerine gidiyor. Kasım Gülpınar'la bazı anlayışlarda değişiyor. Şanlıurfa gelenekleri, tarihi ve turistik dokusu, konukseverliğiyle sizleri de bekliyor. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?